Herkese yeniden merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir çeyiz alışverişi videosu paylaşıyorum. Bugünkü videoda çok fazla parça parça ürünler olduğu için biraz uzun sürebilir. O yüzden lafı uzatmadan hemen başlıyorum. Ama videoya geçmeden önce bir Instagram sayfası açtım. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi videoya geçiyorum. Öncelikle bu ara çok popüler olan bir ürünü göstermek istiyorum. Penguin markasının demir limon sıkacağı. Bizde şöyle göstereyim. Şunlardan vardı. Bunun aslında önceden büyük haznelisi vardı. Annem Paşa Bahçe'den yıllar önce almıştı. Yani benden bile yaşlı olabilir. Fakat o düştü ve kırıldı. Kırılınca da ben Paşa Bahçe'den gidip bunu aldım yine. Hani onun gibi olacağını umarak. Ama tabii yani çok küçük. İnanılmaz küçük. Şöyle anlatayım size. Hani bir yarım limonu döke döke sıkmanız gerekiyor ve bu aralarından bütün çekirdekler sıçrıyor. Dolayısıyla hiçbir işe yaramayan bir ürün ki ben bunu kendi mağazasından aldım. 50 küsür liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Asla değmeyen bir ürün. Yani züccaciyede dahi görseniz bu boyutta olan bir limon sıkacağını tavsiye etmiyorum. Ama bu gerçekten çok güzelmiş. Oldukça geniş ve büyük bir haznesi var. Narenciye sıkacağı olarak da geçiyor. Böyle sıkma portakallar olur ya küçük küçük. Onu da aslında bunda sıkabilirsiniz. Ben tamamen günlük normal limon sıkmak için aldım. İnanılmaz memnun kaldım. Bir tane de çeyizimi aldım. Bu evde kullandığım. Onu açmamıştım çünkü. Tek sıkıntısı şu ki yani demir olduğu için limonun asidi zamanla bunu muhtemelen biraz delecek boyasına vesaire zarar verecek diye düşünüyorum. Yani şu anlık herhangi bir sıkıntı yok. Limonu ikiye kesiyorsunuz. İç kısmı aşağıya bakacak şekilde koyuyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz ve limonun çok güzel bir şekilde pestilini çıkarıyor. Ne bir çekirdek ya da işte suyu vesaire hiçbir şey kalmıyor. Gerçekten çok memnun kaldım. Fiyatı da çok uygundu. 26 lira gibi bir fiyatı vardı. Zaten linkini de aşağıya bırakırım aldığım satıcının. Buna muhakkak bakmanızı tavsiye ederim. Uygun fiyatlı ve çok güzel bir limon sıkacağım. Şimdi gelelim bıçak alışverişlerine. Bu videoda tamamen tesadüfi bir şekilde, hiç planlamadığım bir şekilde yani çok fazla bıçak alışverişi var. Önce eve aldıklarımı göstereceğim. Bizim evde yemek takımımızın yani böyle normal yemek bıçağı yoktu. Tatlı bıçakları var ki onları da ben sonradan Paşa Bahçe'den almıştım. Onlardan hiç memnun değilim bu arada. Paşa Bahçe'nin bence çatal bıçak grubu hiç başarılı değil. Neyse yemek bıçağımız yoktu. Ben de hani eksikliğini hissediyorsunuz tabii yemek yerken yani. Ben de hani böyle uygun fiyatlı olsun diye böyle her takıma gidebilecek bir bıçak arayışına girdim. Daha sonrasında Nehir'in bu bıçaklarını gördüm. Modelini hatırlamıyorum. Bulabilirsem yine aşağıya bırakırım. İnanılmaz güzel gerçekten. Hiç beklediğim gibi gelmedi. Nehir markasını daha önce hiç kullanmamıştım. Paketinin içerisinde hepsini ayrı ayrı poşetlemişler bir kere. Kargosu çok güzel geldi. Açtım, ağırlıkları inanılmaz güzel. Yani ben bir tık daha böyle tenekemsi bir şey bekliyordum. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü fiyatları çok uygundu gerçekten. 12'li paket aldım ben. 163 lira gibi bir fiyatı aldım indirimden. Ağırlığı çok güzel. Deseni çok güzel. Parlaklığı çok güzel. Gerçekten inanılmaz beğendim. Şimdi biraz parmak izi yaptım tabii ki. Şurada kendi markasını yazmış. Nehir yazısı var. Normal dümdüz bir model. Dediğim gibi çok memnun kaldım. Hatta kendime gold çatal bıçak takımı arayışındayım parlak. Modojador'ları misafirlik olarak almıştım. Onlar mat. Parlak bir günlük çatal bıçak takımı arayışındayım. Muhakkak Nehir markasına bakacağım. Gerçekten çok güzelmiş. Solingen bıçaklara gelelim. Şöyle bizim bir kere bir komşumuz bize bir bıçak getirmişti. Solingen'in tek bir bıçaktı. Ve evde sadece o bıçak kullanılıyordu bir süre. Daha sonrasında onu kaybettik. Nereye gitti? Bıçak hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir yerden çıkmadı. Ben sonra Victorinox'a geçtim. Onlardan da çok memnunum. Ama Solingen gerçekten her şeyde kullandığımız bir bıçaktı. Yani dediğim gibi tek bir tane vardı. Ve her şeyi keserken onu kullanıyorduk. Daha sonrasında Trendyol'da karşıma çıktılar ve görünce almak istedim tekrardan. Böyle eve aldıklarım Solingen'in siyah, böyle simli gibi sanki üzere. Altılı set olarak aldım. Zaten yeterli altılı set bence. Bunu hani meyve bıçağı olarak aldım ama aldığım günden beri babam yine bunları kullanmaya başladı. Eve dediğim gibi böyle siyahlısını aldım. Kendime de, eve almışken kendime de almak istedim. Çok şaşıracaksınız belki ama kendime de altın rengini aldım. Şöyle sarı bir altın rengi.
keskinlikleri vesaire her şeyleri gerçekten çok güzel. Yalnız ikisinin arasında şöyle bir fark var. Bir tutamaç yerleri farklı. Bunun tutamacında da Solingen yazıyor ama buradaki Solingen yazısı bir tık silik. Bunun tutamacında Solingen yazmıyor ama buradaki Solingen yazısı daha net. Ama hani bıçak şekilleri vesaire aynı. Zaten keskinliklerini kontrol ettim. Normal bildiğimiz Solingen kalitesi şu şekilde. Eve de bunlardan aldım. Hani benim bütün tabaklarımla bunlar uyar diye düşündüm. Böyle hani meyve bıçağı olarak, yani meyve de tüketen bir insan değilim ama evde bulunsun dedim. Fiyatlarını hatırlamıyorum ama çok uygun aldım. İkisini ayrı satıcılardan aldım bu arada. Bıçaktan devam ediyorum. Yine indirimde yakalamışken kendime Victorinox'un bu bıçak setini aldım. Evde bunları kullanıyorum ben ve çok memnunum. Özellikle zaten şu soyacak, efsane bir soyacak. Bence bunun dışında herhangi başka bir soyacak almanıza gerek yok. Ben evde sadece bunu kullanıyorum ve her şeyde bunu kullanıyorum. Aklınıza gelebilecek her şeyde. Patatesinden domatesine. Her şeyde bunu kullanıyorum. Ne bir körelme ne bir eskime hiçbir şey olmadı. İnanılmaz memnunum. Şu şeyini çıkarmadım jelatinle. Bu şekilde bir tane soyacağı, bir de böyle tırtıklı bir mutfak bıçağı var. Çok rahat oluyor. Çok seviyorum gerçekten. Kalitesinden de çok memnun kalınca aldım. Böyle ikilisi 96 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bulmuşken indirimden kendime almak istedim. Günlük olarak zaten bıçak alışverişimi tamamlamış oldum. Bir de Chivo'dan aldığım altın rengi bıçaklarım vardı. Onlar biraz daha gösteriş bıçağı tabii ki. Onları da gösterdiğim videomun kartını buraya eklerim. Bakabilirsiniz. Günlük olarak kullanacağım bıçak alışverişimi bu şekilde tamamlamış oldum. Bıçaktan devam ediyorum. Bu gerçekten sonuncu bıçak. Babam bizim eve almış aslında. Bir tanıdığı Trabzon'dan getirmiş. Sürmene bıçakları biliyorsunuz Trabzon'un ünlü, bilinen bıçaklar, kaliteli bıçakları. Babam da bir tanıdığına getirtirmiş. Ben de şeklini görünce inanılmaz beğendim. Dedim ki bunlar bana kalsın, biz eve tekrar söyleriz. Şu şekilde iki tane almış. Şöyle göstereyim. Bir tanesi şöyle et bıçağı. Yani biraz korkuyorum çünkü bunlar inanılmaz keskin. Tabii ki benim en sevdiğim detay burasının bu şekilde gold olması. Tutamaç yeri de böyle ahşap şekilli. Aslında ben siyah olanı istiyordum. Hani varsa siyah getirse iyi olur demiştim. Ama bu da gerçekten çok güzel, çok şık duruyor. Bıçağa yakışan bir renk bu ahşap rengi. Şimdi eve tekrar söyleyecek. O siyah gelirse onu belki alırım. Onu da paylaşırım sizinle. Bu şekilde Trabzon sürmene bıçağı. Gerçekten bunlara bayılıyorum. Bizim evde de var. Çok 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 severek kullanıyoruz. Bir de bunu daha mutfak bıçağı gibi olanını almış. Böyle. Ben bunları günlük kullanmam tabii ki. Çok keskinler ve günlük için hani ağırlar biraz. Gerçekten ağır bir bıçak. Bu arada metali de ağır. Dolayısıyla ben bunları hani et, tavuk, balık keserken kullanmayı düşünüyorum. Özellikle et keserken evde gerçekten çok rahat oluyor. Kırmızı eti ve tavuk etinden bahsediyorum. Yani balık için daha fileto bıçağı lazım olabilir belki ama zaten balığı da kesmiyorum açıkçası. Neyse, et ve tavuk keserken normal bıçaklar yetersiz kalıyor. Özellikle de tavuk eti çok böyle inatçı, yapışkan bir et olduğu için. Ama ben sürmene bıçaklarıyla gerçekten çok rahat bir şekilde pıt 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 doğrayabiliyorum. Bunların ikisine 150 lira vermiş. Tek tek fiyatlarını bilmiyorum. Trendyol'da da var aslında sürmene bıçakları. Bulabildiğim, beğendiklerimin de linkini hani öneri olması açısından aşağıya bırakırım. Onlara bakabilirsiniz. Gerçekten güvenilir bıçaklar. Şimdi alakasız bir alışveriş göstereceğim. Paspas aldım. Neden paspas aldım? Yani evim yok. Kısa vadede evim olmayacak. Önümdeki hani kısa zaman diliminde evim de olmayacak ama olmayan evim için bir paspas aldım. Ya çünkü çok beğendim. Ya bu kameraya sığmayacak. Ters mi tutuyorum şu an? Yok, düz tutuyorum. Şöyle Welcome Friends yazıyor. Friends benim en sevdiğim dizi. Gerçekten 75 bin kere ya baştan ya da böyle karışık izlediğim ve bütün sahnelerini ezbere bildiğim bir dizi. Buradan da bir dizi önerisi yapmış olayım. Bütün tanıştığım herkese izlemesi için yalvarıyorum ve baskı yapıyorum aslında. İnanılmaz güzel bir dizi. Bunu da görünce gerçekten çok beğendim. Hem böyle hoş geldiniz dostlar gibi bir anlamı var. Hem de en sevdiğim diziye böyle bir atıfta bulunuyor. Gerçekten çok beğendim. İllaki de kullanırım. Yalnız kaliteli bir paspas değil. Kalitesinden çok memnun kalmadım. Üstü dijital baskı. Şöyle hani yan tutayım. İnceliği bu şekilde. Halı gibi bir yüzeyi yok. Normal kalın paspaslardan değil. Ama çok
çok uygun fiyatlıydı. 20 lira mıydı, 15 lira mıydı, öyle bir fiyatı vardı. Ve illaki kullanılır. Hani en olmadı balkona bile koyarım diye düşünerek, yani balkonum olursa koyarım diye düşünerek böyle bir alışveriş yaptım. Şimdi biraz daha işin eğlenceli ve gotlu kısmına geçiyorum. Önce Paşabahçe kaselerimle başlayayım. Bunları ilk önce Instagram'da paylaştım ve çok fazla, ya bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama gerçekten fazlasıyla mesaj ve soru aldım. Bunları Paşabahçe'nin internet sitesinden aldım. Ya çok güzeller, gerçekten çok güzeller. Düz cam olup gold bir detayı olan kase arıyordum aslında takımlarımla kullanmak için. Hem English On'dan Queen serisinden bir takım yapmıştım kendime. Onu da kartını buraya eklerim. Güzel bir takım oldu. Onlara belki gerekebilir işte, ya çorba kasesi ya yemeğin yanına bir kase gerekebilir diye. Hem de normal takımlarımla işte masada kullanmak için dediğim gibi cam ve gold detaylı bir kase istiyordum. Aklımda Portland'ın Moon kaseleri vardı. Herkes de gördüğümüz. Ama o sırf hani cam ve gold olduğu içindi. Yani ekstra bayıldığım bir özelliği yoktu o kase. Çünkü dümdüz bir kase ve sadece ağız kısmında şeyleri var. Gold detayları var. Sırf hani beklentimi bir tık karşıladığı için onları alacaktım artık ama Paşabahçe'de bunları görünce ki iyi ki görmüşüm, gerçekten bayıldım. Çünkü daha önce hiçbir markada görmediğim bir şekli ve modeli var. Kesme şekilli şöyle. Ya gerçekten çok güzel. Hani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Instagram'da da o kadar fazla anlattım ki söyleyecek başka bir şey kalmadı. Bu şekilde bu kaselerden 10 tane aldım. Fiyatı biraz tuzluydu. Tanesi 32,5 lira gibi bir fiyata satılıyor. Fakat gerçekten bence çok güzel. Umarım şu an düzgün bir şekilde gösterebiliyorumdur. Şurası 10 santimdi yanlış hatırlamıyorsam. Gayet ideal boyutta. Çorba kasesi de yapabilirsiniz. İşte yoğurttur ya da yemek yanına bir şeyler koymak için vesaire. Masada sunum kasesi olarak da kullanabilirsiniz. Tabii ki elde yıkama bu arada. Zaten çok hassas bu arada. Yani bir tık böyle defoları da yok değil. Ama hani ben böyle ufak tefek şeylere çok takılmadığım için, zaten kullandıkça da her türlü çıkacakları için bu makineye de atmayı düşünüyorum açıkçası. Sıvı deterjanla yıkarım çünkü hani, yani ne bileyim, bir şeyleri sürekli elde yıkamak şu an bile evde yapmadığım bir şey. Ama çok güzel. Yani görüntü olarak çok güzel. Hani tabii ki 10 tane almak zorunda değilsiniz ama bence şöyle 2-3 tane masada böyle sunumluk kullanmak için alınabilir kaseler. Ben gerçekten çok sevdim. O kadar sevmişim ki yine çok fazla uzattım. Şimdi gelelim H&M alışverişime. Öncelikle bu takı standını göstereyim. Bunu yine Instagram'ımda paylaşmıştım. H&M sığmıyor kameraya. Eminim ki sığmıyor. H&M'in şöyle takı standı. T şeklinde olanlardan kameraya sığdırmaya çalışıyorum şu an. Ben bunu Instagram'da nasıl kullandığımı da gösterdim. Sabitli hikayelerimde var. Onları izlemenizi tavsiye ediyorum şu an. Çünkü hani bu şekilde gösterince pek bir anlamı yok kameraya da sığmadığı için. Altına böyle birkaç tane yüzük koymuştum. Buraya da en çok kullandığım takılarımı asmıştım. Gayet de güzel duruyor. Modern duruyor. Ben çok memnun kaldım. Hani çizik vesaire çok fazla yok ya. Şu lehim yerlerinde tabii ki H&M'in sıkıntıları oluyor ama ben öyle şeylere takılmadığım için hani gayet kusursuz duruyor benim gözümde. Bunu da severek aldım. Umarım kullanabileceğim de güzel bir alanım olur. Sonra H&M alışverişime geliyorum. Bu beni bir tık hayal kırıklığına uğratan bir ürün oldu. H&M'in meşhur baharatlıkları, mermer baharatlıkları. Bunun için adam bıçaklanıyor şu an ya da dolapta dolandırıcılık üstüne dolandırıcılık yapılıyor. Çok fahiş fiyatlara satılıyor. Ben ama buna o kadar bayılmadım. Bayılmama sebebim şey, çok güzel. Şöyle baharatlıkları mermer. Önce bundan başlayayım. Gerçekten çok ağırlar ve kaliteliler. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama boyutları gerçekten çok küçük. Yani şu an ölçmek istiyorum ama mezuramın nerede olduğunu bilmiyorum. İnternette de yazıyordur aslında muhtemelen ama gözümde mi canlandıramadım bilmiyorum. Gerçekten boyutları çok küçük. Şu an kameraya nasıl yansıyor onu da bilmiyorum. Diğer parçalarını da çıkarayım. 2 tane gold kaşığı, 1 tane de gold tepsisi var altında. Bu tepsi gayet tatlı. Tepsisinde bir sıkıntı yok ama bu da küçük tabii ki yani. Hatta küçük demeyeyim, minicik yani. Minicik. Altında şöyle silikon ayakları var. Şu şekilde. Yani bu çok görsel bir ürünmüş. Ben onu anladım. Çok fonksiyonel değil. Misafiriniz geldiğinde 2 gram içerisine işte ne bileyim kırmızı biber, kekik koyup ya da işte tuz, karabiber artık nasıl kullanıyorsanız bu şekilde kullanabileceğiniz bir ürün. Kaşıkları da şöyle. Kaşıklarında da öyle bir sıkıntı yoktu. Yani küçük küçük
Her şeyde defa var arkadaşlar. Öyle çok incelersek her şeyde buluruz. Bunlar makineye atıldığında direkt çıkacak kalitedeler ama bence. Ama gayet hani benim için güzel kullanılabilir. Fiyatı ne kadardı? Bunun 149 lira olması lazım. Tabii kargo ile beraber 155 lira gibi bir fiyat verdim. Ben 155 lirayı karşılamadığını düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Hani bunun için böyle ölüyorsanız, stok bekliyorsanız bence o kadar beklenecek bir ürün değil. Ben iade etmiyorum çünkü illaki kullanırım. Hani dediğim gibi şeklinde, işte renklerinde vesaire herhangi bir sıkıntım yok. Sadece fonksiyonel olmadığını düşünüyorum. Ve bence bu kadar stok kovalanacak da bir ürün değilmiş. Onu anlamış oldum. Bu da bu şekildeydi. Şimdi geliyorum artık son ürünlerime. Yine Instagram'da paylaştığım bir ürün. Şöyle önce kutusunu göstereyim. OMC markasının kapaklı sahan setini aldım. Şimdi bunları tek tek çıkarıp göstereceğim. Şöyle en küçük olanla başlıyorum. Öncelikle tencere setlerimden bahsedeyim. Ben de EMSA'nın Goldline Granite tencere takımı var. Siyah ve bütün detayları gold olan tencere takımı. Onun haricinde Tefal'in Ingenio serisini hatta daha dün aldım. O daha gelmedi tabii ki, artık bir sonraki videoda gösteririm. O seriyi aldım, 8 parçalık olanını. Onun haricinde de İşte bir düdüklü tencere alacağım. Başka bir tencere ihtiyacım kalmıyor. Ama tabii ki sahan her zaman gerçekten lazım oluyor. Bir de unuttum, EMSA'nın Troy Emaye serisinden aldıklarım var. Kızartma tencerem ve sahanı, kapaklı sahanı var. O sahan daha derin. Böyle hani iki kişilik pilav ölçüsünü bile yapabileceğiniz bir sahan. O da aynı şekilde siyah ve gold. Ben böyle hani işte küçük, ne bileyim, omlet yapacağım zaman, küçük porsiyonlarda yemek yapacağım zaman ya da işte kalan yemekleri koyup dolaba kaldıracağım zaman vesaire kullanmak için elimin altında bulunsun diye bir kapaklı sahan seti istiyordum. Hani yine düz siyah olup gold olsa da alırdım. Çok hoşuma giderdi. Ama bunların böyle degrade gelmesi gerçekten inanılmaz hoşuma gitti. Gerçekten tam istediğim gibi bir ürün buldum. Bunlar OMC markasının sahanları. Bu markayı daha önce evde hiç kullanmadım. Çevremde kullanan da yok. Merve Özcan'da görmüştüm. Bu rengin hatta bütün parçaları vardı onda ve çok memnun olduğunu söylemişti. Onun da yorumlarına güvenerek biraz ve işte bunun trend olduğunu aldım. Ben trend yorumlarına da güvenerek böyle bir alışveriş yaptım. Bir tık tabii tereddütlüydüm daha önce hiç kullanmadığım bir marka olduğu için. Ama beni gerçekten çok memnun etti. Ve işin garip kısmı, bunlar granit değil, granit görünümlü olarak geçiyor. Yani birkaç katmanı var. Bunları da yine Instagram'da göstermiştim aslında. Birkaç katmanı üstüne püskürtme yapıp granit görünümü vermişler. Ama gerçekten çok başarılı olmuş bence. İçi bu şekilde. Siyah ve gold detayları var. Şöyle yanında gold'dan siyah degrede bir geçişi var. Altı da bu şekilde. Tutamaçları da gold. Dediğim gibi bu en küçük 16 santimlik olanı. Şöyle kapağı da bu şekilde yine. Kapağının hani şöyle dik kenarlı kapaklar benim çok hoşuma gidiyor. Daha modern geliyor bana. Kapağında duruşu gerçekten çok güzel. Kargosu gerçekten çok güzel geldi bu arada. Paketlemesi çok güzel geldi. Ürünlerin hiçbir yerinde hiçbir şekilde defosu yoktu. Yine illaki aslında şu gold yerlerinde böyle detaylı bakılsa birkaç çiziktir, defodur vesaire görülür ama ben o kadar kontrol bile etmiyorum inanın ki. Bunlar hatta mesela şurada siyah bir tane şu an gördüm ışıkta. Şöyle mesela bir şey var. Belki de yakayınca çıkar ya da çıkmaz. Hiçbir fikrim yok. Ama ben o kadar takılmıyorum. Bu en küçük boyu. Şimdi bir boy büyüğünü göstereceğim. Bu 18 santimlik olanı yine her şeyiyle aynı. Bir tık daha geniş ve derini. Derinlikleri de bence çok güzel bu arada. Hani dümdüz sahan değiller. Bu 18 santim olanı. Ve en son 24 santim. 20 miydi, 24 müydü ya? Şimdi unuttum. 24 galiba ya. Bu bayağı böyle tenceremsi bir şey. Yine bence bunda da iki kişilik bulgur pilavıdır, menemendir vesaire gayet pişirilir diye düşünüyorum. Gerçekten çok memnun kaldım. Hiç böyle kaliteli bir ürün beklemiyordum. Çok açık konuşacağım. Aldığım satıcının işte kargosundan da çok memnun kaldım. Ben aldım, alışveriş sabah yaptım. Öğlen kargoya verdiler. Ertesi gün elimdeydi. Hatta Instagram'dan paylaşıp şey dedim, hani umarım düzgün bir şey gelir. Hani bu kadar hızlı olması bile güvenimi kırmıştı bir noktada. Ama gerçekten çok memnun kaldım. Bunların başka renkleri de var. Kırmızısı, bir de lacivertisi
var yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir ihtiyacınız varsa, ki bence sahan seti her zaman elimizin altında olması gereken bir şey. Yani en azından benim için öyle, ben evde çok kullanıyorum. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Fiyatı da bu arada satıcılar arasında en uygun olanıydı. Normalde bu işte 350-370 bandında değişiyor bu setin fiyatı. Ben 290 liraya aldım. O kadar uygun olması bile beni bir tık düşündürmüştü. Ama bu fiyata alınabilecek en güzel ve kaliteli set olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu çok beğenince bu takımın kek kalıbını da almak istedim. Yine aynı satıcıdan aldım kek kalıbını, ama kek kalıbını yanlış renkte gönderdiler. Ben yine bu siyah ve golden'ı istemiştim. Grisini gönderdiler. Ama evdeki kek kalıbından da memnun olmadığım için, bizdeki kek kalıbı çünkü cam ve hiç rahat olmuyordu. Keki çıkarmak vesaire eziyet oluyordu. Bir de hani şu dökümleri bir deneyeyim evde. Beğenmezsem hani çeyizime de almamış olurum diye bunu bir fırsata çevirmek istedim. Denedim ve kek kalıbından inanılmaz memnun kaldım. Şekli rüzgar gülü olanlardan, şimdi birazdan göstereceğim zaten. Döküm kek kalıbı. Ve gerçekten pişirmesinde çok etkiliyor. Dışı böyle çıtır, içi yumuş yumuş oldu. Tabii ki fırını da değiştirmiştik. Onun da etkisi vardır illaki. Ama ben çok memnun kaldım. Şeklini de çok beğendim. Öyle olunca bu sefer başka bir satıcıdan alayım dedim. Yine yanlış gönderim olmasın diye. OMC markasının yine bunlarla takım olacak şekilde rüzgar gülü kek kalıbını aldım. Çok düşünüyordum hani iyi midir değil midir vesaire. Hatta Instagram'dan biriyle mesajlaştım bu konu hakkında. Onun da tacın kek kalıbı vardı, onun da beyaz olan. Onu almayı düşünüyordum ama bu sahanlardan sonra hem takım olması için hem de pişirme grubunda hep söylüyorum, siyah ve gold ağırlıklı gittiğim için takımı ve geleneği bozmak istemedim. Bu şekilde 26 santimlik olanlardan içi sahanlar gibi bu şekilde. Dışı dekoredim. Çok memnun kalınca bunu da almak istedim. Kesinlikle kek kalıbında döküm almak lazımmış. Onun da farkına vardım. Bunu ne kadar aldım? Bunu da 65 liraya aldım bu arada. Ev aldığım griyi de 65 liraya aldım. Onu bir videoya dahil etmedim. Bunun aynısının grisi çünkü. Herhangi bir şekilde dekoredeliği yok. Düz gri, granit görünümlü bir kek kalıbı. Bu da bu şekildeydi. Bugünlük bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sanki biraz böyle hızlı konuşmuş gibi hissediyorum. Yoruldum çünkü. Umarım anlaşılabilmiştir anlattıklarım. Biliyorsunuz ki Instagram'da da bir sayfa açtım. Buraya adını yazacağım. Oradan da beni takip ederseniz çok memnun kalırım. Çünkü orada kargolar geldiği gibi direkt gösterebiliyorum. Veya işte tarifler paylaşmaya başladım. Kendimce bir şeyler yapıyorum orada. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.